Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Süpermarket simülatöre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son çok deli işler yapmıştık. Ama velakin burası niye böyle olmuş? Abi şunun yerine koyar mısın? Bir dakika. Tamam. Ekmek havada kalmış. Ekmek dolu. Tamam. Ekmek en başta diye hatırlıyorum. Şurada bir yerde ekmek. Burada değil. Üçüncü sırada mıymış ekmek? Oğlum ekmeği nereye koymuşuz biz? Şimdi bu yeni düzen beni biraz zorlamaya başladı. Ama velakin güzel oldu. Bak ekmeğin yerini bulamadım. Heh burada. Tamam şimdi. Gençler yeni düzene alışacağız. Bu bölüm öncelik videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Şimdi bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ilk önce eksikliklerimizi alacağız. Şimdi burada çok bir eksiğimiz varmış. Şeker. Abi şeker alalım. Hemen. Toptancı şeker. Bir kutu şeker. Şimdi. Peynir ve yumurta. Üçer koli. 1, 2, 3. Peynir ve yumurta. Üçer koli aldık. Değil mi? Yumurtayı bir koli düşür. Tamam. Peynir ve yumurta. Süt var. Sütümüz bol miktarda var. Sıkıntımız yok. Kırmızı un var mı? Var. Yeter. Abi. Ya ben bunu anlayamıyorum. Bak şimdi. Şöyle bir al. Bunu koy. Neredeydi o spagetti kutusu? Spagetti. Şunu verir misin? Heh. Şu bir taneyi at. Şu oyuna, oyun geliştiricileri, sesimi duyun kardeş. Mümkünse bir şeyler yapın abi. Yapın yani. Bak bu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor gerçekten. Bu ne abi? Hayret bir şey ya. Abi. İki koli bu. Bir koli de basmati pirinç satın al. Heh. Bu arada biz bir dükkanı açalım. Dükkan açık kalsın. Bunları da yerleştirelim. Tamam. Şu düzenleme işinde mümkünse ilk önce eksik koliyi alalım. Yarım yarım iki koli oluyor, sonra yer kalmıyor. Tamam. Dükkanımız açık. Şimdiki ilk hedef ne? İlk hedef tabii ki ne derler ona? Dondurucu, derin dondurucu almak olacak. Onu söyleyeyim. Derin dondurucuyu aldıktan sonra kafamız rahat olacak abi. Rahat marka takılacağız. Şimdi geldik burada. Basmati pirinçli tuz. Tamam, orası dolu. İkişer koli alalım onlardan. Basmati pirinç 2 koli. 2 koli tuz. Gelelim içecek reyonuna. İçecekte her şeyimiz tamam. Şu abi bitsin. Bir an önce şu 2 koli şeyli süt alacağım. Onu da geçtik. İçecek tamam. Burada şu kek kalmamış. 3 koli o kekten alalım. Nerede o kek? 1, 2, 3. Tamam. Meyveli yoğurt alabiliriz. Bir de bunlardan şimdilik almasak da olur. Bir koli, iki koli meyveli yoğurt alalım. Tamam. 9. Abi bir koli de kağıt alalım. Şimdi bunları bir onaylatalım. Tamam. Şimdi diğer ürünler gelecek. Onları da yerleştireceğiz inşallah. Bak ne bitmiş? Altılı paket süt. Çok acil bak. Onu kaçırmamamız lazım. İşte yer kalmayınca böyle böyle oluyor. Bunu hemen yerine yerleştirelim. Heh. Şimdi şunları bir yerleştirelim abi. Bizim hedefimiz ilk önce depoya bakmak. Bir yandan da para kazanmak tabii ki. Elemanlar nasıl olsa yetiştiriyor. Bizim bir sıkıntımız yok.
Tamam. Hatta bir dakika şu altılı paket sütü şuraya koy. Heh. O işlem bitmeden, orası bitmeden koymayacağım abi. Tamam. Basmati pirinç. Tamam. Gitgide alışıyorum. Bu da güzel bir şey. Şimdi para birikiyor. Eksikliklerimizi alacağız. Devam. Tamam, bittiği yere takviyemizi yapacağız abi. Hiç sıkıntı yok. Tuz. Tuz buraya. Tamam. Şimdi 1, 2, 3, 4 paket şey, tuvalet kağıdı. Şunu verir misin? Yok mu bir kişilik yer? Heh. Şurası full olsun abi. 4 değil 5 paket hatta. Evet, 5 paket tuvalet kağıdı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu tamam. Sonra çamaşır suyu. O bir paket yetiyor oraya. Başka ne var? Şu bilmem ne temizleyici. Ondan da bir koli alalım. Tamam. O çünkü yer kaplıyor. Aynen. Bir koli şampuan alalım. Şundan da bir koli alalım. İki koli alalım hatta. Sıvı sabun. Şampuan, iki koli sıvı sabun doldu zaten. 10. Satın al. Hı. Abi yola düştü. Tamam. Süper. Clean dash. Tamam. Süper abi. Tuvalet kağıdı. Bu arada güzel gidiyoruz. Saat 5. Işığı yakalım. Işıksız olmaz. Işık önemli. Şimdi burada neler boş? Onları da tamamlayalım hemen. Akşam olmadan. Heh. Şimdi ne eksik? Şundan iki koli. Şu toz şekerden iki koli. Diğerlerinden de ikişer koli alalım. Şu hariç. Diğer hepsinden ikişer koli alalım. Şimdi. En çok yeri ha şu kaplıyordu. Bundan değil. Bundan iki koli. Bundan iki koli. Bundan iki koli. Baldan da iki koli. Tamam. Bunu da al. Süper. Baya baya toparladık. Altılı paket sütler çıkmış, güzel oldu. Bu parmesan peyniri buraya koyduk. Şunu koy. Kalmadıysa da hemen yerleştirsinler. Abi süper. Raflarımız ne alemde? Çok güzel. Bitmiş bir şeyimiz de yok. Çok iyi. Abi çok güzel gidiyoruz gençler. Süper gidiyoruz. Şimdi bir hesap yapalım. Yeni lisans almaya kalksak. Bu arada ay günlük kirayı ödemedik. Bir dakika. Faturalar. Öde abi bunları bir. Bunlar bir çıksın kafadan. Lisanslar. Şimdi 1100 lisans. Tamam mı? Kalıyor geriye 600. Toptancı, mobilyalar, derin dondurucu 400. Geriye kalır 200. 1500-200. Bakalım şu gün bir bitsin. Yani 2000'in altında olmak istemiyorum. Şu günü bir tamamlayalım. Ona göre para biriktireceğiz gençler. Bu bölüm hedef para biriktirmek. Zaten yeteri kadar malzememiz var. Biteceğini de sanmıyorum. Kolay kolay bitecek gibi durmuyor.
Tamam. Yani makarnamız var, yağımız var. O var, bu var. Çok acil bir şey olmadığı sürece süt alabiliriz. Yani süt alınabilir, bir de kahve alınabilir. 3 koli kahve yeni güne. Şimdiden hazırlık. Şimdi en başta sayılır 3 koli kahve, 2 koli de süt alalım. Başka da bir şey gerektirmiyor gibi duruyor şu an. Şu mısır gevreği alınabilir. Mısır gevreğinin tamamını yerleştirebildi mi? Yok. Bir koli de mısır gevreği alalım o zaman. Tamam. En azından şimdilik yani. Bak bu kadın bayağı para bırakacak bize. 2000 dolara geçeceğiz. Gün içinde bakacağım. Param çoksa hemen yeni ürünlere de gireceğim. Duruma göre bakacağız artık. Yani güzel bir tasarım yaptık. Markete güzel bir tasarım getirdik. Şimdi şu kadın bir geçsin. Bakalım kaç para ödeyecek. Kart geçti. Kaç? 100 dolar. Çok güzel. Abi dükkanı kapat. Yeni güne başla. 4 tane ürün bulamamışlar. İnanılmaz. Parmesan peyniri indirimdeymiş. Sıkıntı yok. Şimdi şu yeni aldıklarımızı bir onaylatalım. Tamam mı? Şu yeni lisansı da alalım. Dur, yönetim. Al abi. Tamam. Şimdi yeni ürünler. Buzdolabı, raf, dondurucu, dondurucu, raf. Buzdolabında yer var mı? Yok. İşte şimdi mıçtık. Gerçekten mıçtık. Ben onu hesap edememiştim. Bu iyi olmadı. Yani buzdolabında yer olmaması kötü oldu. Rafta yerimiz var. Hepsinden şimdilik birer koli alalım. Mobilyalar, bir tane dondurucu alalım. Satın al. Tamam, şimdi şu dondurucuyu bir alabilir miyim? Aslında var ya, şöyle mi koysak, tam orta yere diyeceğim de yok. Şimdilik şuraya koysak, ama raflı yerimiz var. Abi tam ortada şöyle dursa çok güzel olur ha. Bakayım valla, market usulü bak. Hep böyle ortalarda durur dondurucular. Aynen. Bu ne? Raftı bu galiba. Yok, bu dondurucu. Tamam. Zaten 4 tane mi alıyormuş? Vay yavrum vay. Fiyatını belirleyelim. Bir dakika. 9.30. Oo, 9.30'a satılıyor. Güzel. Bu ne? Burayı açalım. Tamam. Bunlar tamam. Şimdi onun da fiyatını belirleyelim. 5 dolara satılıyor. Çok güzel. Güzel abi. Bak, raflarda boş yerimizin olması güzel bir şey. Bu ne abi? Dondurulmuş patates. Aga, işler kötü. Bak şimdi biz bir dondurucu daha alacağız. Sütü içeri koy. Sütün yeri boş. Tamam. Bu ne abi? Patates. Ama bu dondurulmuş patates galiba, bakayım. Evet. Bunda yer yok değil mi? Aa, dur. Şimdilik şöyle koy. Abi dükkanı açalım mı? Dur, bekleyelim. Patlayacağız gibi. Bunu yerine koy. Bak, bir koli daha almamız gerekiyor. Yalnız 74 dolar kaldı. Acil para biriktirmemiz lazım. Şunlardan birinin de acil bitmesi gerekiyor. Yani çok rezilsin oyun. Gerçekten rezilsin. Şunları bana bir ver. Heh. Bir dakika dur. Şunu bana ver. Şu geri zekalıdan önce şuraya şunu aç. Heh. Bak gitti, nereden doldurdu ya. Kafasını gözünü patlatacağım ya. Abi biz kendimize yer açmaya çalışıyoruz. Sen gidiyorsun, ne yapıyorsun ya?
Şunu bir al. Al işte. 3 taneyi şuraya aktarım yapamıyoruz, değil mi? Yok. Biz kendimize yer açma derdindeyiz. Açamıyoruz abi. Tamam. Hatta bunu al. Dur. Şöyle koy. Heh. Buraya abi 2 koli daha süt getireceğim. Yetmiyor. Şimdi. Ürünler. 2 koli. Bunu bir işaretleyelim. Şurada ilk önce şu ürünlere bakalım. Pizza dondurulmuş. Abi buzdolabı ve dondurma lazım. Yani dondurucu lazım. Şunlar kahve. Bunları bir koy. Kahve reyonu. Heh, şurası. Yalnız gün geçtikçe rafları düzenlemeyi başarıyorum. Bu iyi bir şey. Heh, bu ne abi? Bu buzdolabı lazım buna. Tereyağı. Tamam. Şimdi bunları bir şekilde iki dondurucu, iki tereyağı lazım, değil mi? Şey iki raf. Bu rafa mı giriyor acaba? Dur bakayım. Sanmıyorum. Ne diyor? Ürünleri freezer'a yerleştirmen gerekiyor diyor. Şu, bu belki ha bu raftadır belki. Dur bakayım. Yok. Bunun da dolaba girmesi gerektiğini söylüyor. Bu patates belki rafa giriyordur. Aha. Dur. Bir dakika. Hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Normalde bu böyle olmaz ama yani o reyona koyulmaz o. 5 dolar. Tamam. O da 5 dolar. Tamam. Süper abi. Aç dükkanı. Şimdi bizim acilen çok deli para kazanmamız gerekiyor. Raflarımız full. Hop bunun ayarlamamışız. 6-0. Tamam. Başka ayarlamadığımız var mı? Onu ayarladık. Bunları ayarladık. Tamam. Güzel. Şimdi acil deli gibi para kazanıp yeni ürünler almamız şart. Bir tane depo rafı. Mobilyalar. Bir tane küçük depo rafı. Aynen. Bir tane buzdolabı B. Bir tane de dondurucu. Bize 1000 dolar lazım. Umarım toparlarız. Yani bize çok acil para lazım. Başka da bir şey değil. Bize 1000 dolar para gerekiyor. İşimiz çok zor. Gerçekten işimiz çok zor. Keşke bekleseydik de 2500 dolarımız olsaydı. Yani. Kendimizi zora soktuk. Sırf şu dolabı alabilmek için. Buraya şimdi bir buzdolabı daha koyacağız. Bilerek büyük alıyorum ki başka malzemeler daha koyalım diye. Yani hepsi, bir tek su hariç hepsinden birer yer kaplattırdım. Olması gereken de o. Abi deli gibi paraya ihtiyacımız var. Alın abi, bol bol. Bak tuvalet kağıtları, şeyler mümkün olduğu kadar yüksek para tutacak ürünler alın. Bol miktarda yağmalayın. Bak elimizde mal çok. Bitmez umarım. Derken elime suyumuz var. Sıkıntı yok. Bitmesin abi. Mümkünse bitmesin ürünler. 200 dolar oldu. Çok güzel. Alın abi. Bol bol alın. Bol bol. Bitirin. Yağmalayın rafları. Bitsin mümkünse. Bak tavuk mu alacaksın abicim? Bizim şu an 1100 dolar ihtiyacımız var yani. Güzel. Çok güzel. Tereyağı bulamadın. Çünkü tereyağını koyacak raf bulamadık abicim. Tamam mı? Çok kötü oldu bu ya. Gerçekten kötü oldu. Güzel. Yani para kazanmaktan başka bir çarem yok şu an.
Çok iyi. Bak, ablam donatmış, güzel. Ama hep az para tutacak şeyler bunlar. Peynir benim için çok pahalı. Ne yapayım abicim? Senin için pahalı. Biz piyasanın altında satıyoruz. Sen hayırdır ya? Bak, al onlardan. Heh. Doldur kardeşim. Bak böyle abla gibi para tutacak şeyler alın. Yalnız mıçtık bak, bu da bitmiş. Biz daha 1.000 doları toparlayamadan ürünler bitiyor. Kötü oldu. İyi, orada doluymuş ama inşallah bitmez. Bugün 1.000 dolar toparlar mıyız? Hiç sanmıyorum. Bak şimdi tavukları da bitirdi. Abi tavuk ucuz ya. Yo değil, 9-9-18. Oo, bu abimiz var ya. Çok çılgın para bırakacak bu. 50-60 doları var bu abinin. Bu abinin de öyle bak. Toparlarız gibime geliyor ya. Bir de nakit verdi. Güzel. Kaç para? Bak 100 dolar. Güzel para. Hadi az kaldı. Geliyor. Yeni ürünler geliyor abicim. Ya yürü git, peynir benim için çok pahalıymış. Yürü lan. 907. Hadi. Hadi bir 100 dolar daha. Hatta 120 dolar daha. Hadi abicim. Hadi ablalarım. Bak, tavuğu bitirmeyin oğlum. Tavuk bitmesin. Tamam. Oh. Geliyor. Bak 100 dolar geliyor. Hadi inşallah. Sen ne aldın? Bir tane su mu aldın lan? Bir de kredi kartı mı geçiyorsun 2 dolar için? Ulan var ya adam. Senin kafanı gözünü patlatacağım. Karışık pizza bulamazsın abicim. Şimdi bulacaksın. Heh. Ver. Ver abim. Bu ne? Tamam. Onu da şöyle koyacağız. Arkalı önlü olacak bunlar. Tamam mı? Heh. Şimdi karışık pizza. Al sana karışık pizza. Nerede o? Ver. Ver abicim. Ver 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 ver. Doldu. Tamam. Hemen fiyatı belirle. 5 dolar. Tamam mı? Ver abicim bunu. İçeri koy şimdilik. Heh. Şu buzdolabını da ver. Tamam. Ver abicim. Bu ne? Heh. Depo rafı. Onu da buraya koyacağız büyük ihtimalle. Bakalım. Sığdı mı? Yapma be. O zaman buraya koyacağız. Şöyle bir dakika. Şu kapının hemen yanına. Şöyle. Şimdi bu buraya. Bakayım azalmış. Koy oraya. Heh. Bunu şimdi sıralamasına bakacağız. Şunu da hemen buzdolabına koy. İki 2.50. Hop değil. 2.50. Tamam, güzel. Bitirdiniz mi lan? Yok. Çok güzel. Şu kutuyu atalım. Çöp. Tamam, çok güzel. Bak şimdi. İnşallah, umarım bitmiş ürün yoktur. Oha, Coco Pop'ları bitirmişler, mısır gevreklerini. Tamam. Şimdi 348 dolar. Şu günlük kiramızı bir ödeyelim. Birçoğunu toparladık. Toptancı değil, yönetim. Faturalar. Şunu öde, şunu öde. Tamam. Bunlar bir bitsin. Gün içinde kazandığımız. Yarına bazı ürünler yok sayıldı. Evet, ama yarına gümbür gümbür başlayacağız. Ama bir sonraki bölüm olacak bu iş. Şunu ver bakayım. Pizza daha koyabiliyor muyuz? Tamam, iki tane daha koyabildik. Bir tek mısır patlağı kalmamış. Zaten bir ürün bitti mi herkes o ürüne hücum yapıyor. Şimdi bir başlayacağız.
Bir sonraki bölümde amacımız bütün şeyleri toparlamak. Rafları, boş yerleri toparlamak. Mesela bak makarna kalmamış. Makarna alacağız. Mısır gevreği alacağız. Un iyi. Gene unu yok demedik. Spagetti varmış abi. Sıkıntımız yok. Yani altılı paket sütümüz bitti. Bunlar bitmiş. Neyse burada bunun yedeği varmış iki. Güzel. Bak yedeklemeli çalışınca böyle oluyor. Ne kalmamış? Çamaşır suyu bitmiş mesela. Çamaşır suyunu iyi rafta varmış. Sıkıntı yaşamamışız. Güzel. Abi dükkanımız kapandı. Elemanlar yerleştirmeye devam ediyor. Güzel işlere imza atacağız gibi duruyor. Yeni ürünler geldi. Bunun burada durması çok güzel oldu. Tam bir market havası yarattı. Yavaş yavaş buraya doğru büyüyeceğiz. Marketi çok düzenli kullanıyoruz. Ben bir günü tamamlamak istiyorum. 6 tane ürün bulunamamış. 6 tane ürün de pahalı bulunmuş. Yapacak bir şey yok. Şekerleme ile mısır gevreği pahalıymış. Mecbur alacağız. Kalmadı elimize. Ah, altılı süt almışız. Güzel. Abi altılı sütleri ver hemen. Bak ya, bak ya. Abi ben burayı bitirmeye çalışıyorum. Tutuyor bunlar burayı şey yapıyor. Ya bitsin abi şurası. Heh. Buraya hatta altılı sütün birini koy ya. Heh. Şöyle. Tamam. Şimdi oldu abi. Tamam. Şimdi gençlik. Şu pizzanın yerine de bir bakayım. Ürünler. En aşağı in. Pizza en sondan bir önce. Kaç ürün var? 6 ürün var. 1, 2, 3, 4, 5. Burası. Pizzanın yeri burası. Tamam. Şimdi bir sürü malzeme alacağız ama bir sonraki bölüm. Marketimiz gelişmeye devam ediyor. Yeni ürünlere imza attık. Yeni ürünler aldık. Bir sonraki bölüm artık para kazanma devri olacak. Çünkü niye? Yeni bir lisans. Faturaları bir ödeyelim sabahtan. Kapatmadan önce. Yeni bir lisans 1950. Peynir, kahve, hafif kavrulmuş şişe su, yumurta 12'lik paket, dirsek makarna, kahverengi şeker, yeşil çay. Bunlar hep bazıları dolap, bazıları dondurucu, bazıları da şeyli işte her neyse. Ama o lisansı alabilmek için en az elimizde bir 3000-4000 dolar para olması lazım. Bunun için de para kazanmamız lazım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.